kendi aramızda hakem hocalarını dinleyeceğiz. Sonra da açıklamalar yapacağız demiştik. Açıkçası bugün Türkiye'de futbol acaba futbol olarak oynanıyor mu? Benim birinci sorum bu. Yani şu anda gerçekten böyle her şey adil ve futbol tam anlamıyla adaletin uygulandığı bir spor mu diye bir soruyla başlıyorum. Şimdi isterseniz aynı filmin tekrarı olmayacak dedik maçtan sonra, aynı filmi konuşalım. Öncelikle şunu herkes iyi bilsin. Bugünkü basın toplantısında konuşacağın her şey somut. Ben hani yarın öbür gün bana cevap verenler olacaktır mutlaka. Ama şunu unutmasınlar. Bugün konuşacağın her şey somut şeyler olacak. Bir iddia, herhangi bir şekilde ne bileyim gri alan üzerinde bir konuşma yapmayacağım. Her şeyi tam anlamıyla net bir şekilde ortaya koyacağım. Bize cevap verecek olanlar varsa da bu somut üzerinden cevap versinler. Desinler ki burada 7 dedin 5, 5 dedin 10. Bunu kabul ediyoruz. Ama kimse laf kalabalığı yapmasın. Konuşmayı bir yerlere çekmeye çalışmasın. Kendi kendine kinimi kusacağım diye bize saldırmasın. Bizim şu anda anlatacağımız somut konularla ilgili cevap veren versin. Tabii ki herkesin de cevap hakkı vardır. Somuta başlıyorum. Somut konulara önce aynı filmi seyretmeyeceğiz demiştik biliyorsunuz. Onu anlatalım. Biliyorsunuz 2 sene önce Fenerbahçe Ligi'ye yine iyi başladığı bir dönemde bir anda bir Galatasaray maçı sonrasında Galatasaray 2-0'dan maçı 2-2'ye getirip puan kaybettiği zaman Galatasaray'da bir yönetici kendisi de sonra bu konuyla ilgili özür diledi. O yüzden hani onun da hakkını veriyorum. Ama şöyle bir demeçte bulundu. Ligi bitirtmeyiz. Somut mu somut? Dendi mi dendi. Sonra bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler olup da defalarca Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi? Yendi. Bunu alıp hani bir maçta 3 penaltının verilmediği, ne bileyim artık Jesus'un kırmızı kart gördüğü, cinnet geçirip bir sezon yaşadık. Sonra da şöyle dendi hemen Galatasaray cephesinden. Ya niye bu konuları geriyorsunuz? Yani biz hepimiz kardeşiz. Futbolu niye bu kadar geriyorsunuz? Niye bu kadar tansiyon yükseltiyorsunuz? Sezon bitti. Geçen sezona geldik. Yine geçen sezon yani ikinci haftayı da hatırlarsanız bugün konuşacağım bütün konular unutmayın. Türkiye'deki 8 hakem yorumcusunun ve eski hakemin onayıyla konuşuyorum. 8'de 7 konuşacağım hiçbir şey yok. 8'de 8'de konuşuyorum. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı. Maç sonrasında Galatasaray Kulübü Başkanı açıklaması var Sayın Dursun Özbey'in. Hayatımda gördüğüm en kötü hakem. Maçı Galatasaray kazanmış. Hakem hocalarımızın ortak yorumu da Galatasaray'ın aleyhine bir durum maçta yok. Ondan sonra devamında bir maç sonrasında orada el yok. Sizin kirli elleriniz var diye Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama federasyona. Diyor ki kirli elleriniz var orada sizin. Orada el yok. Bizim maçımızla ilgili bir yorum bu. Sizin kirli elleriniz var deniyor. Çok güzel. Federasyona en ağır açıklamalar. Sonra bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçe'mizin her türlü puanı gasp ediliyor. Sarı kart diye bir operasyon var geçen sene, hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine rakamsal olarak gidip bakabilirsiniz. 3 sarı karta 15 sarı kartlık bir orantısızlıklar filan. Sonra da yerli hakem istiyoruz. Bir anda Galatasaray öne geçiyor. Yerli hakem istiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Futbolu germeyelim. En acısı da geçen sene, bu arada onu da not olarak düşeyim. Galatasaray Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmış. Yani 8 hakemde 150 hakem 150'si de zaten o olayın bir hakemi aldatmaya yönelik hareket olduğunu biliyor. Ve bunun üzerine biz 10 kişi kaldığımız anda sevinen bir Galatasaraylı futbolcu var. Yani aldatma yapan futbolcu da tribünlere böyle coşkuyla gidiyor.
bence sezon özeti. Yani sizin oyuncunuzu şey yaptım, aldattım hakemi, sizin oyuncunuzu attırdım. Galatasaray tribününe de işte bu diyor. O gün o Torreira'nın havaya kalkan yumrukları aslında bana göre Türk futboluna, centilmenliğe, fair play'e kalkan yumruklar. Sezon bir şekilde yine gidiyor. Hepimiz kardeşiz, çok güzel. Yeni sezona başlıyoruz. Biz taraftarlarımıza da buradan sesleniyorum. Bazı sözler verdik. Ne dedik? Bu sene dedik, sistemi de yıkacağız. Öncelikle bu konuşmayı taraftarlarımızın şöyle anlamasını istiyorum. Biz bazı şeylerin düzeleceğine inandığımız için buradayız şu anda. Ve bunu da altını çizeceğiz. Sonra da konunun sorumlularına bu sabah ziyarette bulunduk zaten. Derdimizi de anlattık. Adalet istediğimizi de söyledik. Ona da geleceğim biraz sonra. Sezon başlıyor. Yine somut konuşuyorum. Yani bugün bana Galatasaray'dan bir cevap verecek olursa, yorumculardan bahsediyorum. Galatasaraylı yorumcular bir cevap verecek olursa açığım. Bütün hakem yorumcularının ortak hep beraber verdiği karara göre, Türkiye'deki bütün hakem hocaların ortak kararı, Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Gösterilmeyen 7 haftada 14. 7. hafta değil mi? 14 sarı kart gösterilmemiş. Varsa itirazı olan, diyorum sana, bana bir şekilde laf yetiştirerek değil, desinler ki hakem hocaları 14 değil, bak aslında 13 desinler, 12 diyemezler zaten, merak etmeyin, hepsi beraber 14 demiş. Tamam. Bir, Fenerbahçe'de bu rakam kaç diye merak edebilirsiniz. Olabilir. 1. Gösterilmeyen sarı kart sayısı 1 Fenerbahçe'de. Galatasaray'da 14, Fenerbahçe'de 1, Beşiktaş'ta 1. Türkiye'deki hakem hocalarının bugün 10 tane televizyona çıkan hakem hocasının 10'unun da ortak kararı. 14 sarı kart bir takıma gösterilmemiş. Bir takıma da ve öbür takıma da birer tane gösterilmemiş. Şimdi size soruyorum. İyi dinleyin beni. Bir stoper, bir defans oyuncusu sarı kart gördüğü zaman o defansı aynı şekilde yapabilir mi? O topa aynı şekilde girebilir mi? Kırmızı kart korkusu yaşadığı zaman o oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Sarı kart kredisi olan adamı indirdiği zaman eğer sarı kartı varsa indirebilir mi? Bunları soruyorum size. Sarı kart, Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken biz neyi kastediyoruz? Sarı kart operasyonunun güzelliği nedir biliyor musunuz? Ertesi gün hiç kimse uyanmaz. Vermezsin 3 tane sarı kartı. Manşet olmazsın. Hakemin sorgulanmaz. Ertesi gün maçında alırsın. Kimse ruh duymaz. O arada sen, o operasyon bitmiş. Bir takımın puanı gitmiş. Denge bozulmuş. Abartısız konuşuyorum yani şu anda. Ben bütün futbolla ilgili olan herkese soruyorum. Sarı kart verilmediği zaman bir maçta bir hakem non-stop sarı kart vermezse bu maç adil olur mu? Bu maça adaleti tecil ediyor oluyor mu? Şimdi tecelli ediyor olur mu? Özür dilerim. Şimdi açıkçası yine 8 tane hakem hocasının bizzat kabul ettiği bir gerçeği açıklıyorum şu anda. Bunları toplu verdiğimiz zaman daha net olduğu için toplu vermeye karar verdik. Basın toplantısı da o yüzden düzenliyorum. Fenerbahçe'nin resmi olarak bu sene verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. Triosundan başlayarak bütün hakem hocalarının hep beraber ortak karar aldığı 6 penaltı verilmemiş. 7. haftadayız. 7. de verilmedi, merak etmeyin. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu haftayla beraber 7'de 7 oldu. 7 haftada 7 penaltımız verilmemiş. Soruyorum, bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya? Bir anlatsınlar bana, ben öğrenmek istiyorum. Somut konuşuyorum. Bu arada şey de var, yanlış anlamayın. Tek tek sayayım hemen penaltıları hızlı hızlı. Adana Demirspor maçı. Osay Samuel'e kırmızı kart çıkması ve penaltı verilmesi gerekiyor. Ortak bütün şey. El Nesri'nin puan kaybettiğimiz Göztepe maçını hatırlayın. Bütün hakem hocalarının ortak kararı kırmızı kart, penaltı. Yanlış anlamayın. 2 puanımız da orada gitti. O
yine başka bir trajedi. Rize Spor maçında hakem hocalarımızın ortak verdiği kararlara göre 8'de 8 yine 3 penaltımız verilmemiş. Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunu hatırlamayanlar için ben elimle göstereyim. El böyle. Tabii ki sabıkalı hakem sahnede. Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak bir maçı kalecinin kafası kanamışken bir şekilde oynatma inisiyatifini kullanan hakem o maça verildiği zaman biz zaten başımızda bir şeyler geleceğini biliyorduk. Zaten oyuncularla da hafta içinde şöyle iletişim kurduk. Dedik ki bir iki tane gol penaltı olur, siz 3-4 tane atmaya çalışın. Çünkü durum belli zaten. Top geliyor 30 metrede, eline çarpıyor. Hakemimiz gayet normal şekilde devam diyor. Var zaten bir şey deme ihtimali yok. Ve bir penaltı öyle gidiyor değil mi? Güzel. Şimdi hep beraber ben buradan sesleniyorum. 7 haftada 7 penaltısı verilmeyen, 14 tane sarı kartı bir takım varken 7 penaltısı verilmemiş. 14 tane de sarı kartı rakibinin verilmemiş. Hep beraber soruyorum. Bu lig adil mi şu anda? Adilse adil deyin, tamam. Söyleyin bana, deyin ki bu böyle değil. Biz de anlayalım yani. Belki biz yanlış biliyoruzdur. Belki 14'e kadar sayamamı bilmiyoruzdur. Öyle bir durum vardır. Ya da ne bileyim penaltılarda itilaf olan vardır. Ama acı gerçeği söyleyeyim size. Hepsi somut. O yüzden bana cevap verenler laf yetiştirmeyi bıraksınlar. Somut üzerinden konuşalım. Şimdi bu haftaya geliyoruz. Bu hafta bence 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bunu da yaşadık futbolda. Ben gerçek anlamda söylüyorum. Bu yaşıma geldim. Bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. 2 kere 2 3 oldu biliyor musunuz? Futbolda penaltı verilir verilmez, o olur bu olur. Hepsini anlarım ben. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Size olayı hatırlatayım, zaten hepiniz de farkındasınız. Galatasaray maçı oynanıyor Kasımpaşa. El pozisyonu oldu. Var 4,5 dakika. Bir el pozisyonunda, bir 5 dakikada, değil mi? 2 pozisyon toplam 9,5. Şimdi 9,5 dakika sadece oyun VAR'da durmuş. Sistem ne? Bir kronometre alıyorsun. Değil mi? Stop ekrana bakıyorsun. Başlatıyorsun. Herhalde bunu ilkokul mezunu olmayan, ilkokul mezunu demiyorum, ilkokul mezunu olmayan, anne babasının da yavrum ona kadar say diye öğrettiği bir çocuk bu işlemi yapabilir diye düşünüyorum. Toplamayı biliyorsa yapıyor zaten. 2 kere 2, 2 artı 2, 4 değil mi? Hayır, olmadı maalesef. 2 artı 2, 3 oldu. Bunu da yaşadık. Maçın sonuna Galatasaray 3-2 galip, gol yeme ihtimali var. 9,5 dakika var olan maçın ve üzerine de yanlış anlamayın 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın. 9,5 dakikası sabit olan maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu ve uzatma hop 6 dakika uzatma. Enteresan, tamam. Başka bir boyut artık bu. Gördüm, görmedim, penaltı değil falan değil. Toplama yapılmamış, kabul. Allah'ın işi. Bu 6 dakikanın da 5. dakikasında gol geldi. Tamam. Gol oldu. 6 dakika uzama var. Golden dolayı da 1 dakika daha ekleyebilirsin. Gol uzatması 1 dakika olur. Elini bol tuttun. 1,5 yap. Kabul. Bir anda maç bitmemeye başladı. Bir anda o 6 dakika oldu mu sana 9,5 dakika? Maçın son 3 dakikasını anlatıyorum. Mükemmeldi. Yani seyrettiğim için çok şanslıyım. Çünkü hepimizin böyle bilgileri hep beraber alması lazım. Orta yapılıyor. Kasımpaşa futbolcular ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Hakem böyle yapıyor. Durun diyor, durun. Maç duruyor. Somut konuşuyorum. Ben şu anda anlattığım her şey somut.
Yani videosunu da gidin seyredin. Yayıncı kuruluş zaten buna sahip. Herkes duruyor. Hakem soruyor, bir şey var mı diyor. Bak bak bak. Ondan sonra herhalde oradan yok diyorlar. Peki. Böyle yapıyor hakem. Devam. Hop bir ortada. Bir karambol topu yine uzaklaştırıyorlar. Hakem bir daha bir durun diyor. Hop 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 durun diyor. Ne oldu, niye durduk şimdi? Bir dakika diyor. Yok mu bir şey diyor. Gerçek anlatıyorum. Seyredin, ben abartı yapmıyorum. Oradan cevap geliyor. Yine bir şey yok. Tamam diyor hakem. Maç tahmin edeceğiniz gibi 6 dakikada falan bitmiyor. 9,5 dakikada bitiyor. Fazladan yine 1,5 dakika falan uzama. Hop. Bitti. Şimdi bu maç böyle bitti. Biz hemen yönetim olarak toplandık. Başkanımızdan da bu konuda zaten tecrübeli. Yıllardır. Ben biraz yeniyim bu konularda, kusura bakmayın. Başkanımız yıllardır katliama uğradığı için başkanımızdan hemen uyarı geldi. Arkadaşlar, operasyona hazır olun. Başımıza yarın mutlaka bir şey gelecek. Başkanım, yani o kadar karamsar düşünmeyin. Ben de yani mümkün olduğu kadar hep iyi düşünmeye çalışan ve olmaz olmaz diyen biriyim. Aynen şöyle dedi. Yarın operasyon olur. Lütfen futbolcularımızı motive edin. Daha fazla gol atmamız lazım. Peki. Maç başlıyor. Yine komik şeyler yaşadık. Bunu stadyumdakiler ne derece gördü, görmedi bilmiyorum ama futbolda bilinen bir kural var bildiğiniz gibi. Yan hakem ümit verici atakta bayrak kaldıramaz değil mi? VAR'dan beri. Herhalde hani yine bu sefer futbolun felsefesinden anlayan herkes biliyor bunu. Önce bayrak kaldırılmıyor. Ondan sonra atak sonuçlanıyor. Atak sonuçlandıktan sonra da hop bayrağı kaldırır yan hakem. Duruma bakılır. Aa, maç başladı ilk yarı. Dzeko'ya derinlemesine bir top. Offside'le falan alakası yok zaten de. Tut ki tereddüte düştün. Yan hakem böyle bak. Şak. Bayrak. E ne oldu? Kural bu değil. Ya kural bu değil. Somut konuşuyorum. Bir kez daha söylüyorum. Cevap yetiştirecekseniz bu pozisyon üzerinden gelin cevap yetiştirin. Bana cevap verenlere sesleniyorum ya da bize cevap vereceklere sesleniyorum. Bize somutla gelin. Biz şu anda anlattığımız her şeyi somut olarak ortaya koyuyoruz. Şimdi ikinci yarı başladı. Yan hakem uzun top hop bayrak. İkinci yarı. Ya biz şimdi yanında Ahmet Ketenci var sevgili. Beraber maç seyrediyoruz. Ahmet dedim kurallar değişmiş olabilir mi? Yani FIFA falan takip edemedim ben bu hafta. Bir kural mı geldi dedim. Yo dedi. E dedim bu adam devamlı bayrak kaldırıyor. Abi bilmiyorum dedi yani. Devamlı biz atak yapıyoruz. Hop bir bayrakta. Ya atak yapıyoruz atak. Offside mi değil mi bilmiyoruz. Bırak 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 bizi. Hani bırak bari VAR'a gidelim. Yok VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. VAR'sız maç oynadık. Hani şöyle anlatayım size daha enteresanını. 18 saniye 6 salisede oyun başladı. 18 saniyede. Soruyorum, somut konuşuyorum. Şimdiye kadar Türkiye topraklarında VAR başladı günden beri 18 saniyede başlayan oyun var mı? Soruyorum herkese. Somut. Cevap verecek olan bana bir tane pozisyon gösterecek. Tereddütlü bir pozisyon. Ne olduğu belli değil. Bugün hala tartışılıyor biliyorsunuz. Bu pozisyona 18 saniyede karar verilecek. He? Ben Ahmet'le yine biz iPad'den şey bakıyoruz. Pozisyona bakacağız. Acaba gol olabilir mi diye. Ahmet dedi ki abi boşuna bakıyorsun dedi. Dedim niye? Maç başladı dedi. Kafayı bir kaldırdım top orta sahada. E ne oldu VAR? VAR da bitti. Şimdi öncelikle bunların adı rezalet. Bak ben söylüyorum size. Bu yaşadıklarımız adı rezalet. Bu oynanan da şu anda futbol değil. Başka bir şey oynanıyor. Yani kuralların dışına çıkıldı artık. O yüzden diyorum futbol değil. Futbolun kuralları vardır. Yazılı okursun böyle. Aa dersin kurallar bu oynayayım dersin. Şu anda kuralları artık geçtik. Şu anda kurallar uygulanmıyor.
Başka şeyler uygulanıyor. Ama nedense Fenerbahçe'ye karşı. O da enteresan. Şimdi tabii şöyle de bir konu var. Galatasaray maçında hakem 6 dakika uzattı diyoruz. Maç zaten 10 dakika uzamış. Orada enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Buradan bu arada bütün Fenerbahçelilere de sesleniyorum. Bütün Galatasaraylılara ve bütün herkese sesleniyorum. Ben Galatasaraylı arkadaşları, dostları, Beşiktaşlı arkadaşları, dostları, babam Beşiktaşlıydı. Olan bir insanım. Ben hani Türkiye'de her kesimden sanatçısı olsun, futbolcusu olsun, Galatasaraylı, Beşiktaşlı futbolcularla samimiyeti olan bir insanım. Bunu da hiçbir zaman inkar etmedim. Hepimizin de çevresinde mutlaka Galatasaray Beşiktaşlı vardır herhalde. Biz aynı vatanın evlatlarıyız. Milli takımda nasıl futbolcular birbirlerine sarılıyorsa özel hayat başka bir konudur. Ama konu Fenerbahçe olduğu zaman benim rahmetli babam, yani babam daha doğrusu rahmetli olduğu için onun adını kullanmayacağım. Kimseyi tanımam diye geçiyorum. Kimseyi tanımam. Bunu en başından beri söylüyorum. Ben hayatımda da Fenerbahçe ile ilgili ne istenirse, Aziz Yıldırım döneminde de, altını çizerek de söyleyeyim, Ali Koç döneminde de yaptım. Bugün de yönetime davet edildim. Yine de yapmaya devam edeceğim. O yüzden o dostluk başka, saha içi durum başkadır. Okan Burun kalkıp maçın 88. dakikasında hakeme söylediği cümle aynen şu: hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemez. Türkiye'de futbolun geldiği durumu, şu andaki durumu özetleyen bir cümle aslında. Çünkü zaten yıllardır bunu yaşıyoruz. Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. 8 hakemin 8'inde penaltı dediği pozisyondan bahsediyor Okan Hoca. Diyor ki 8 hakemin 8'de buna penaltı diyor. Ama sen eğer bu 8 hakem gibi düşünürsen ve bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. İşte Türk futbolunun özeti. Hakem de ondan sonra dakika kaç? İyi bakın, 86 değil mi yaklaşık? Sonra ne oluyor? Hop, uzatma bir anda 6'ya düşüyor. Hakem tehdidi almış. O tehdidi almış. Zaten ne yapacak? Maç yönetmek istiyor. Kariyerini devam ettirmek istiyor. Zaten daha önce başlarına gelmiş başkalarının. Öyle bir şey yaparsa zaten onlara maç verilmemiş. Biliyor adam da bunu. Zaten düşünsenize, daha önce zaten Galatasaray'ın aleyhine bir şey yaparsan maç verilmiyor. Şimdi de yaparsam verilmeyecek diyen hakem maçı kaç dakika uzatacak? Düdüğü çalıp o anda bitirmediğine şükredelim. Adam hop diye 86'da maçı bitirse şaşırmaz zaten. Hani ayıp olmasın diye 6 dakika koydu herhalde artık. Yani ne niyetli bilmiyorum da. Şimdi burayı nereye bağlayalım biliyor musunuz hep beraber isterseniz? Gelin geçen seneye gidelim. VAR'dan verilen Antalya Spor maçında, Galatasaray Spor maçında penaltı var. Hakem hocası geliyor. Çıldırmış adam. Diyor ki, hakeme soruyor, niye verdin diyor bu penaltıyı. Ondan sonra adam diyor ki VAR verdi diyor. VAR'a soruyor, sen niye verdin diyor. O da diyor ki, ben hangi ruh halindeydim bilmiyorum o anda diyor. Niye verdim bilmiyorum diyor. Bak, o ruh halini ben size anlatayım. O ruh hali bu ruh hali. Bu ruh hali işte. Hani anladın mı? Hangi ruh hali? Bu ruh hali işte. O zaman da öyle gitti o penaltı. O 20. dakika diye penaltı. Hop, maç gitti bitti. Sonra da inanılmaz bir şey. Yani operasyon bittikten sonra şuna dönecek yine gelecekte. Ya bu hakemlere yüklenmeyin ya. Bunlar bizim evlatlarımız ya. Niye böyle geriyorsunuz ortama? Siz niye böyle konuşuyorsunuz? Futbolu germeyin. Tabii çok güzel bir sistem. Şimdi daha fazla şöyle konuşmak istemiyorum. Konuyu bağlayacağım ama konuştuklarımın yeterli olduğunu ve başka polemikler konuşulsun istemiyorum. Yönetim olarak biz aramızda toplandık. Bugün sevgili hocamız Mourinho, Jesus da bunları yaşadı, yanlış anlamayın. Protestosunu gösterdi biliyorsunuz. Bütün dünyada da haber olduk. Ama bence şu anda işin magazindeyiz. Bu kafayla gidersek zaten
bilmiyorum hani Türk futbolu nereye gider. Ama şimdi taraftarlarımıza söyleyeceklerim var. Onun öncesinde de federasyonumuzla ilgili bölümü önce söyleyeyim. Federasyonumuza bugün ziyarette bulunduk. Bu olayları belgeleriyle sunduk. Federasyonumuz yeni bir federasyon. Öncelikle taraftarlarımızın da bu konuda şu açıdan bakmasını istiyorum. Bugün bu federasyon, hadi saldıralım, federasyona yüklenelim federasyonu değil. Şu anda bize bazı sözler vermiş, adalet gelecek demiş, seçimi adalet getireceğiz diyerek kazanmış ve bugünkü görüşmede de zaten aynı şeyler konuşuldu. Federasyon tarafı için adalet getirmek istiyor. Ben size durumu da anlatayım. Federasyon adalet istiyor. Biz adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Fenerbahçe olarak adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Yıllardır bulamadığımız adaleti bulmak için buradayız. Ve herkese bir kez daha söylüyorum, bunu başaracağız zaten. Bunu başaracağız ama öyle kalkıp da ortalığı yakarak yıkarak değil. Bunu iletişimle, somut örneklerle olayı ortaya koyarak başaracağız. Öncelikle hadi yüklenin federasyonu yıkın. Niye yıkayım? Federasyon başkanı bana şunu dese, başkanımız dese ki yo burada böyle bir şey yok, burada sorun yok dese, ben tabii ki o zaman başka bir tavır alalım diyeceğim. Yönetim de mutlaka, başkanımız da bunu öyle düşünecek. Ama başkanımızın dediklerini iyi anlayamayanlar için bir kez de anlatayım. Futbolda hakemlerle federasyon başkanı telefon açıp da hakemle konuşmuyor. Futbolda federasyon başkanı müdahil olmuyor. Futbolda federasyon başkanı böyle bir durum olduğu zaman oradaki oyuncuları değiştirebilir. Onun yetkisi o. Operasyona müdahil olamaz. Federasyon başkanımız da olayın vahametinin farkında. Tabii ki somut olarak dediğim gibi bu konuştuklarımız hepsine somut zaten. Bunları gördüğü zaman kendisi de bu olayın vahametinin farkında ve bize daha önce de başkanımıza söylediği gibi adalet konusunda güvenin. Adalet konusunda kimseye taviz vermeyeceğiz diye söyledi. O yüzden bir kere niye her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum ve düşünüyoruz. Bunu anlatmak istiyorum. Ortada bir facia var. Ortada aklın artık almadığı bir durum var. Doğru. Ama federasyonda diyor ki ben bunun farkındayım. Somut, doğru. Ve buna mutlaka izin vermeyeceğiz. Bugün Beşiktaş'ın da aynı şekilde yakınmaları var. Birçok takımın da var. Biz adaleti getireceğiz diyorlar. Biz şu anda onlara o krediyi vermek zorundayız. Çünkü unutmayın, başkanımızın bir sözü vardı. Düzen değişecek diye. O düzen böyle değişmiyor. Keşke öyle olsa. Hiçbirimiz sihirbaz değiliz. Düzenin değişmesi için ne gerekiyor? Biz ne dedik her zaman? Bir yapı var dedik değil mi? Yapının olduğu zaten MR'lar burada. Çıktı. MR çıktı şu anda. Yapı var mı? Var. Federasyon başkanımız, ikinci başkanımız, hepsi hep beraber bu yapıyı mutlaka inanıyoruz ki yıkacaklar. Adalet istiyoruz ve bunun da altını çiziyoruz. Son olarak da taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Ben tribünlerden gelen biriyim. İlkokuldan beri yani paramın olmadığı dönemde ilk 6-7 sene açık tribünde o zaman öğrenci halimle maç seyrettim. Daha sonra Allah kapalı tribünü nasip etti derken locam oldu. Allah nasip etti. Bugün de yöneticiyim. Şunu iyi bilsinler. Hayatım boyunca gördüğüm bütün başarılar kenetlenmekten geçiyor. Ve taraftarımız da bunun en güzel örneğini son Avrupa maçında verdiler. Önce sosyal medyada kendi kendine rüzgar yapıp ya da bizim düşmemiz için bekleyip, aportta bekleyip nasıl düşseler de saldırsak diyenlere şunu söylüyorum. Bizim arkamızda kim var biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarı. Biz Fenerbahçe taraftarı teveccüh ettiği için göreve geldik. Biz onlar seçti, kusura bakmayın. Sizin yıkma çabanızla biz gitmeyeceğiz. Bu bize kuvvet verecek. Biz kenetlenen taraftarımızla, mağlubiyette de kenetlenmeyi bilen, düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla
Allah izin verirse gümbür gümbür bu yolda yürüyeceğiz. Ben de elimden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağım. Başkanımızın teveccühüyle yine yönetimdeyim. Ama en önemli konu, başkanımız bu konularda nasıl bu kulüp aldığı günden beri ekonomik olarak bu noktaya geldi. Nasıl aldığı günden beri şu anda geçen sene haksızlıkla giden şampiyonluğu yaşadıysak, bu sene de sistemi de devirip, ki federasyon başkanımız bu konuda dediğim gibi bize çok güven verdi, sistemi de devirip inşallah bu rezaletlerin yaşanmasını engelleyip şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Ama başarının tek bir sırrı var. Tek yürek olmak, birlik olmak, hep beraber aynı yolda gitmek. Eleştiri tabii ki olsun. Ben sabah sevgili Feridun Lideroğlu'nun eleştirilerini okudum mesela. Bana hiç batmıyor. Ağır eleştiriler yapmış. Bana batmıyor mesela. Çünkü yorumlar yapıyor. Olabilir. Muhalif gazetecileri okuyorum. Bana batmıyor. Olabilir. Ama bir grupta yıkılalım peşinde. Niye? Onlar geleceği değil, kaosu istiyorlar. Onlar şampiyonluk istemiyorlar. Onlar kaos istiyor. 8. haftada, 7. haftada, 6. haftada bir şekilde bir yönetimi yıkma çabasının bugün bir takıma ne faydası olabilir? Başarısızlık var mı derseniz, yani Eylül ayındayız. Demek ki burada da bir şeyler dönüyor. Ama taraftarımız Saint-Gilloise maçında sonuna kadar futbolcularımıza sahip çıktı. Hocamıza sahip çıktı. Bize sahip çıktılar. Yani şunu da söylüyorum. Sokakta, orada, burada aldığım tek bir enerji var. Arkanızdayız yürüyün, arkanızdayız yürüyün. O yüzden sosyal medyada bu tip operasyonel insanlar devam etsinler. Bizim bunlardan hiçbir zaman bir korkumuz olmadı. Ben 20 yıldır ünlüyüm. 20 yıldır zaten bana denmedik bir şey kalmamış. Ben orada bir şeyler yazıldığı zaman ben sadece gülerim zaten. Ben kendi bildiğimi, doğruyumu yaparım. O yüzden de ekip olarak da kenetlendik, yönetim olarak kenetlendik, takım olarak kenetlendik. Şimdi karşımızdaki düşmanların ne olduğu, bugün sistem zaten ortada. Onu da yıkıp Allah izin verirse gümbür gümbür şampiyonluğa doğru koşacağız. Destek istiyoruz. Bizimle beraber olsunlar. Güçlü olduğumuz zaman yıkamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Birkaç soru alacağım. Bu konuyla ilgili olmasını rica ediyorum. Ondan sonra da konunun başka yerlere gitmesini istemediğim için de özür dileyerek hemen 2-3 soruda bitirmek istiyorum. Ahmet sen yıllardır burada takip ediyorum. Devamlı sistem yıkılacak diye konuşuyor. Şimdi baktığınız zaman birkaç örnek vereceğim. Ondan sonra soruyu sormak istiyorum Sayın Acun Ilıcalı. Bir hakem toplantısında bir hakem diyor ki var hakemlerine, sen o pozisyonda nasıl Galatasaraylı futbolcuya bunu yaparsın diyor. Hı. Başka bir hakem hakemler toplantısına en büyük Galatasaraylı Miran 2 ile bağlanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekili'nin biyografisine baktığınız zaman Galatasaray övgüler yağdırılmış. Yani öyle bir yapı var ki bu yapıyı biraz ortadan kaldırmak kolay değil. Şimdi Sayın Başkan da burada önceki dönemlerde bununla benzer toplantılar yaptı. Bu sistem yıkılmadığı takdirde ki federasyon başkanı gelmeden önce birçok şeyler söyledi. VAR'la ilgili, hakemlerle ilgili şeyler söyledi ama ilk 7 haftaya baktığımız zaman el ufak bir şey yapmadığını görüyoruz. Eğer bu sistemi yıkamazsanız ne yapacaksınız? Güzel bir soru. Biz sistemi yıkacağız diye geldik. Bu sistemi de yıkacağız. Yıkamazsanız ne yapacaksınız derken şunu söyleyelim. Yerli hakem diye bir şart olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun zaten B planı var. Federasyon başkanımız samimi. Ben kendi tahminim bu. Yani şunu çok iyi tahmin ediyorum ki federasyon başkanımız şu anda bu konunun derinine iner, bakar. Ümitsizlik varsa çok güzel bir çözüm var. Getirirsin yabancı hakeme. Yabancı teknik direktör gelmiyor mu? Milli takımın teknik direktörü yabancı değil mi? Yapamayan varsa yenisi gelir. Futbolun milleti olmaz. Getirirsin yabancı hakemi. Sistemi yabancı hakemlerden kurarsın. Hop bitti gitti. Hata yaptığı zaman hiç olmazsa deriz ki tamam hakemin basireti bağlandı. Ben kulüp sahibiyim. Championship'te. Yanlış anlamayın. Yani oranın en köklü kulüplerinden biri. 1904 yılında kurulmuş. Ve şöyle anlatayım size. Hakem konusu falan yok İngiltere'de. Sebebini söyleyeyim mi? Art niyet yok. Hakem skandalı var mı? Oluyor. Hakem her türlü hatayı yapıyor. Ertesi güne konu kalmıyor ki. Çünkü hakem baskı altında değil. Hakem hatasını yapıyor. Ondan sonra duruma göre ceza alacaksa da alıyor. Ben Acun abi şunu soracaktım. Geçen sene Fenerbahçe-Trabzon maçından sonra hakemlerin
Mete Kalkoğlu hatırlıyorsunuz hakemliği bitirildi. Yani ödül ve ceza bugün hakemlerin tavırlarını belirliyor. Mesela Cihan Aydın geçen sene Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yine dün belki de şampiyonluktan edecek. Çünkü bir gerginlik vardı size karşı taraftarlarınızda. Hı. Ve çok ciddi bir operasyonel bir durum olduğunu gördük. Yani Fenerbahçe bu konuda bir şey yapabilecek mi? Bir gücü var mı? Bir hakemin hakemliğini bitirebilecek mi? İkisi çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Geçen sene biz Odur Meydan TV'de Metin Spayoğlu ile bu Trio'nun yorumlarıyla kaç puan farkı oluşturduğunu çıkarttık. Ama ondan sonra belki de baskıyla Trio'nun yorumları değişti. İnşallah bugünden sonra değişmez. Bunu da söylemek istedim. Ben yani demin de söylediğim gibi Trio konu değil burada. Bütün hakem hocaları konu. Şimdi Cihan hocamız yanlış bilmiyorsam bir toplantıya katılıyor. Kızının kızının nickiyle katılıyor. Çok güzel. Nick'te de ne yazıyordu? En büyük Galatasaraylı Mira diye bir evladımızın nickiyle kendi çocuğu işte yani bir evladımız derken kendi çocuğu kızının nickiyle toplantıya katılıyor. Yanlış unutmuş herhalde orada. Zaten bunu konuşmamıza gerek yok. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık. Yani hakem kızının nickiyle toplantıya katılıyor. En büyük Galatasaray yazıyor. Artık bir şey demiyorum yani. Hani bu sezon içerisinde böyle çok büyük bir skandal gibi gelmiyor bana. Daha büyüklerini yaşadığım için bu artık bizim için normal bir konu yani. Ne olacak ya? Ne olacak işte? Kızı Galatasaray, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak ya? En fazla. Efendim? Ben şimdi şöyle biz arkadaşlar Ahmet sana da söylüyorum. Bizi şu tarafa doğru itmeyin. Gitmeyeceğiz. Federasyona karşı agresif olmayacağız şu anda. Çünkü federasyonun yeni bir federasyon bu olayı görüp çözmesi lazım değil mi? Arkadaşlar gelecek, görecek, çözecek. Onlar da bilmiyordu, beklemiyordu böyle bir şey. Onlar da şaşkın şu anda. Onlar şaşkın değil mi zannediyorsunuz? Hayretler içerisinde bir başkan gördüm karşımda bunlar nasıl olur diye. Doğru. O yüzden ben diyorum şu anda olayı tabii ki diyalogla çözeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de ne oyunlar oynandı. Biz geleceğimiz zaman seçimden önce şu denmedi mi? Ankara Ali Koç'u sildi. Ankara Ali Koç'u reddetti diye. O zaman da söyledim. Yine söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuların hiçbir zaman olacak biri zaten değil. Başkanımızla ilgili de zaten bakış açısı bizi de sağ olsun kabul etti. Onun dışında verdiği enerji belli ama sistem şu. Bakın araları kötü. Onların arası kötü. Beyefendi sıcak bakmıyor. Fenerbahçe taraftarını bile provoke etmeye kalktılar. Beyefendi sıcak bakmıyor işte. Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyor. Yıkın Fenerbahçe'yi. Taraftarı bile buna inandırdılar. Ben kendisiyle zaman zaman görüşüyorum. Ve futbol aşığı, futbolu destekleyen, sporu destekleyen bir cumhurbaşkanı var. Hani kalkacak da düşünsenize Fenerbahçe'yi bir şekilde zarar vermeye uğraşacak. Ya bunlar yaratıldı. Şimdi de aynı şekilde biz algı üzerinden gitmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, federasyonumuza güveniyoruz. Şu andaki durum bu. Ha, şimdi hemen klipler yapılmasın. Güveniyoruz dedin, işte bilmem ne. Ya güveniyorum kardeşim. Ben güvenirim. Yarın öbür gün güvenim boşa çıkarsa ne istiyorsunuz ya? Siz manyak mısınız? Güvenirsin, yarın öbür gün güvenin sarsılır bir insana. Hayat böyle değil midir? Tanışırsın, güvenirsin, güvenin sarsılır. Ona göre pozisyon alırsın. Neyin peşindesiniz? Birinci dakika hemen o ağası nasıl olur mu? Ne yapsın? Hakem o mu seçiyor? O mu yönetiyor? Başkan mı yönetiyor? Hayır. Çözeceğim diyor. Tabii ki biz de güveniyoruz. Bu kadar basit. Biraz bir iki taneyle bitirelim. Bir ters soru alalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Hoş geldiniz. Şunu sormak istiyorum ben size. Dün akşam Beşiktaş'ın kazandığı bir maç var. Beşiktaş da hakemden şikayetçiydi. Hı hı. Galatasaray da şikayetçi oluyor. Trabzonspor'un büyük şikayetleri var. Yani dört büyük kulübün her maçtan sonra hemen hemen hakemle ilgili şikayeti var. Ben evet bu siz, ne diyeceksin bunu? Siz dört kulüp birleşip de bu konuda bir şey yapmayı ya düşünür müsünüz? Yoksa diğer kulüplerden gelen bu şikayetleri çok ciddi olmadığını düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ya biz şimdi Fenerbahçe maçından sonra kalkıp da pozisyon penaltı deyip ertesi gün penaltı değildi
şeklinde demeçler veren bir yapıya sahip değiliz. Öncelikle gözümüz kararmadı. Hani böyle bir olay ortaya, bir şekilde olayı bir yere sürmek için gözümüzü karartıp bu konuda net bir şekilde böyle hadi saldır yapmayacağız. Biz bu konuyu çözeceğiz. Biz onun için buradayız. Ama bir örnek vermem gerekirse Galatasaray'ın da bu arada hiç hakem hata, buradan en komik şu. Ben bunları dedim. Ben şunu demiyorum, Galatasaray aleyhine Türkiye liglerinde hiç hata yapılmadı demiyorum ki. Yapılabilir zaten. Ama ne tesadüftür ki bu sene mesela, o istatistiği de söylemem için vesile oldun, teşekkür ederim. Bu sene Galatasaray'a haksız olarak verilen penaltı 8'de 8 hiç yok. 1-2 tane bu olup verilir verilmez denen var. Yani bizimkinde 8 hocanın 8'inde demiş ki bu penaltı. Galatasaray'ın böyle bir durumu yok. Ama onlar da eğer hakemden yakınıyorlarsa saygımız sonsuz, gitsinler yakınsınlar, bir şey demiyorum. Ben şimdi konu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor değil. Altını çiziyorum. Bize operasyon yapılmaya kalktı. Şu anda bize operasyon yapılmaya kalkıldı. Ben onu ortaya koyuyorum. Geçmişiyle beraber. O yüzden hani Beşiktaş'ın pozisyonu bence de %100 penaltı. Yani ne diyeyim şimdi ona? Adam güreşiyor, devam diyor. Tabii ki ama değerli yöneticileri var. Mutlaka onlar kendi dertlerini anlatırlar. Ben, bana soruyorsanız yarın yabancı hakem getiririm. Onu da söyleyeyim. Ha, yetkim olsa ben yarın yabancı hakem getiririm. Hakemlere de derim ki biraz dinlenin de ülkenin tansiyonu düşsün. Bir rahatlayalım derim ya. Ya bunun çözümü o bence yani. Benim düşüncem bu. Ama federasyon başkanımız öyle düşünmüyor. Saygı duyuyorum. Ne yapayım yani? Ya getir yabancı hakemi. Adam hata yapsın. Diyelim ki adam hata yapar. Ne olacak? Kafasında tilki var demeyelim. 3 dakika önce tehdit alıp maçı ortada bitiren hakemlerden kurtulalım hep beraber istiyoruz yani. O yüzden bu konuya bakış açımız belli. Bir soru daha alayım, ondan sonra toparlayacağım. Evet, Acun Bey, Devrim Zengi Beyaz TV. Şunu soracağım. Siz hem Sayın Başkan, yönetim kurulunuz, bardağın hep dolu tarafına bakıyorsunuz. Ama bir de gerçek var. Mesela taraftarlar bir Okan Buruk olayında bir açıklama bekledi. Cihan Aydın'ın Antalya Spor maçına atanmasından sonra bir açıklama bekledi. Bugün yaptığınız basın toplantısından sonra sürekli sizin böyle her olaydan sonra refleks verdiğinizi görecek miyiz? Birinci sorun bu. İkinci sorun da Sayın Jose Mourinho'nun en son hareketinden sonra bir görüşmeniz oldu mu? Türkiye geldi. Türkiye'deki futbol iklimini nasıl değerlendiriyor? Size şikayetleri oluyor mu? Bununla ilgili biraz bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler. Güzel sorular. Birincisi, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Yani şöyle anlatayım size. Taraftarlarımız şöyle anlamasın. Bugün Dünya Kupası'nda da bir hatayla bir takım yarı finalde elenebilir. Ona kim ne yapsın yani, değil mi? Mühim olan biz bu sene, aradaki fark şu. Ne dedik? Sistemi yıkacağız, değil mi? Başkanımız bu sözü verdi. Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Zaten ilk önce federasyon değişti Türkiye'de. Ondan sonra da zaten sistem de yıkılacak. Bu konuda taraftarlarımızın güvenmesini istiyorum. Yani biz ortalığı yangın yerine verip iletişimsizlik üzerine bir dünya kurmayacağız. İletişimimizi kuracağız. Bu sistemin yaşamasına izin vermeyeceğiz. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz. Görecekler. Herkes buna hemfikir olacak. Bu sistem zaten yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik dünyanın hiçbirinde zaten yaşamaz. Burası Patagonya değil, Türkiye. Türkiye'de de tabii ki her şeyde olduğu gibi kanun var. Futbolun kanunu da mutlaka işleyecektir. Biz Jose Mourinho gelince de hocamız şaşkın tabii ki, tahmin edeceğiniz gibi. Yani anlam veremiyor. Mesela yan hakemin bayrak kaldırmasına verdiği şaşkınlığı, zaten gösterdiği şaşkınlığı anlatmam mümkün değil. Yani devamlı bayrak kaldıran bir yan hakem. En son zaten ne yaptığını biliyorsunuz. Yani bugün sevgili hocamız üzerinden bir yorumlarla yine konuyu dağıtmak istemiyorum. Bizim çünkü yine bahsettiğimiz konu çok net. Somut şeyler, somut raporlar, somut göstergeler var. Sadece hocamızla ilgili ona güveniyoruz. Hocamız zaten kariyeri belli, kupaları belli. Onunla beraber şampiyonluğa yürüyeceğiz. En önemli tabii ki desteğimiz de taraftarımızdan gelecek. Onlar da bizi bu yolda destekleyerek hep beraber inanacağız. İnanıyoruz zaten. Ve inancımızın karşılığını alacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi kırmayayım, şimdi şey olmadı, el havada kaldı. Son bir soru alıp gideceğim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Milliyet skorer Nergis Aşkın. Acun Bey, şimdi siz bir sistemden ve bir yapıdan bahsediyorsunuz. Somut örnekler de evet, sizin zaten orada. Peki bunun kimden veya kimlerden oluştuğunu kamuoyuna da açıklayabilir misiniz acaba? Hayır. Yani bu konunun tamam, kimlerden diye bir konu yok işte burada. Konu şu. Kimlerden nasıl oluştu? Bu bizi ilgilendirmiyor zaten. Biz burada yapıyı yıkacağız. Biz polis gibi kim, ne oldu, nasıl oldu bilmem ne. Hayır. Hata yapan gidecek abicim. Hata yapıyorsun gideceksin. Sistem bu. Ben polis değilim. Ben müfettiş değilim. Ben kalkıp da bir şey araştırmak zorunda da değilim. Çok düz mantık yapın. Yapamıyor gidecek. Yapamıyor gidecek. Bu sistem böyle yıkılır. Öbür türlü failini bulsan ne olacak? Bulmasan ne olacak? Yani failini buldun, onu anlatacaksın. Bunu anlatacaksın. Biz o tip bir girdabın içine girmeyeceğiz. Yapamayan gidecek. Bu, yapılamıyorsa da mutlaka bunun sonu zaten yabancı hakem olacak. Hakemler için konuşuyorsak. Yani bu işin kuralı budur. Ve böyle olacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah daha güzel basın toplantılarında daha mutlu günlerde beraber oluruz. Ülkemizin bu futbol kaosundan çıkacağından şüphemiz yok. İnşallah en kısa sürede adalet gelir. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Teşekkürler.